Değerli basın mensupları, ülkemiz ciddi afetler yaşadı. Afetler olur, ama iyi yönetilmezse, iyi bir afet yönetiminiz olmazsa, afetlerin ortaya çıkardığı acılar büyür ve afetler tekrarlanır. Maalesef en büyük etkisini bozkurt ayancıkta gösteren kastanomu kastanomu, Sinop ve Bartın'ı etkisi altına alan sel felaketi de. Afet yönetimimizin ne kadar kötü olduğunu bir kez daha gösterdi. Sel 11 Ağustos günü yaşandı. Resmi rakamlara göre yaşamını yitiren 82 vatandaşımız var. Her birisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Ancak selin üzerinden 13 gün geçmesine rağmen halen kaç kişinin hayatını kaybettiğini, net olarak kaç kişinin kayıp olduğunu bir türlü öğrenemiyoruz ve bu konuda ailelerin endişeli beklentileri ve öfkeleri var. Böyle bir afet yönetiminin olmayacağı ortada. Yangında belediyeleri sorumlu tutmuştur Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü o zaman belediyelerin büyük bölümü Cumhuriyet Halk Partiliydi. Ama bu sefer afet sel olunca ve belediyelerin tamamına yakını AK Parti'den olunca bu konuda belediyelere herhangi bir sorumluluk yüklemedi. Başta Karadeniz olmak üzere tüm Türkiye'de dere yatakları üzerinde kurulan ilçe, belde ve köylere ilişkin vakit kaybetmeksizin bir tarama çalışmasının başlatılması ve buradaki sel risklerinin analiz edilip daha sonra burada alınacak tedbirlerin yapılacak taşımaların kararlılıkla önce kararlaştırılması sonra da uygulanması gerekmektedir. Yoksa geçen yıl Giresun'da iki ay önce Rize ve Artvin'de Şimdi Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşadıklarımız önümüzdeki dönemlerde yakın coğrafyalarda, başka ilçelerde, başka beldelerde, başka köylerde canımızı yakmaya devam edecek. Bozkurt'ta Ölçer Apartmanı'nın müteahhitinin tutuklanması sanki felaketin bütün sorumluları ortaya çıkarılmış ve cezalandırılmış gibi bir algı yaratma aracı olarak kullanılıyor. Biz bunu daha önce çeşitli depremlerden örneğin Van Erciş depremindeki sevgi apartmanının müteahhitinden ve mühendisinden hatırlıyoruz. Oysa bir afetle ilgili sorumluların cezalandırılması demek örneğin Bozkurt Örçer apartmanında doğrudur yanlıştır bilinmez kendi ifadesidir. Diyor ki belediyeden ve ilgili bütün kurumlardan gerekli izinleri teker teker almışım, imzaları almışım, apartmanı daha sonra yapmışım. Elbette bu beyan doğrudur yanlıştır mahkeme bakacak ama bu beyandaki imzaları atanların onayları verenlerin bu bina yapılırken buna kontrol ve e, daha sonra oturma izni verenlerin de dikkatli bir şekilde takip edilmesi bu sorumlulukların da üzerine gidilmesi gerekmektedir. Tabii bu sorumluluklar yerel yönetimlerle sınırlı değildir. Çevre Bakanlığının ve ilgili diğer bakanlıklarında bu konudaki sorumluluklarına dikkat dikkat çekmek gerekiyor. Devlet su işlerinin yaptığı uyarılara, diğer ilgili kurumların yaptığı uyarılara rağmen o evlerin oraya yapılmasına kim müsaade etti? Ya da bu konuda bu müsaadelerin olabilmesi için kanundan sonraki ikincil, üçüncül mevzuat çalışmalarını kimler tamamladı? Altında kimlerin imzası vardı? Bu konuya dikkat çekmek gerekiyor. Bir de Aklımızda alay etmek için atanmışlar var. Zaten ülkenin bütün yetkileri elinde bulunduran ve bütün afetlerde gidip de insanların kafasına hiçbir şey olmamış gibi çay atan birinin üzerine onun atadıklarının da vatandaşla alay eden yaklaşımları var. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hafta sonu bölgeyi ziyaret etti ve insanların aklıyla dalga geçti. Dedi ki dere yataklarına bina yapmaktan artık vazgeçelim. Bugün ise Karar Gazetesi'nde bir fotoğraf yayınlandı. Bu fotoğrafı görmeyen herkesin dikkatine sunmak istiyorum. Bu geçen sene sel felaketiyle yıkılan Dereli. Şurası Dereli'nin Dereli'nin o meşhur ismini aldığı derenin yatağı. Geçen sene yıkılan evler buralardaydı ve aynı yere aynı yere ön tarafa daha az katlı arkasına çok katlı evleri yapmışlar vatandaşa teslim etmişler. Ve Dereli'de bu konuyla ilgili endişe ve eleştiri var. Toki'nin konutları yine dere yatağına yapılıyor. Ve Fuat Oktay da çıkıyor artık dere yatağına ev yapmaktan vazgeçelim diyor. Vatandaş da buna pes diyor. Yuh diyor daha ne diyelim diyor. Bu evleri buraya yapan bu sefer de mi vatandaş? Geçen sefer verilen ruhsatlara, inşaatlara, göz yummalara rağmen sustuk, sustunuz. Dediniz ki TOKİ hızla ev yapacak. E bunu bir daha derenin yatağına yapmanın ne manası var? Gerçekten vatandaşın aklıyla alay eden inanılmaz bir yaklaşım. Ve bir konunun daha takipçisi olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu bugün konuşulmaz, bugün konuşulmaz. Ne gün konuşulur? Afetin olduğu günlerde ibanları atanlar ve açıklamaları yapanlar var. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından anlıyoruz ki dikkatle takip ettiğimizde diyor ki afetten etkilenen üç ile yaralar sarılsın diye 73 milyon TL tutarında ödenek. Güzel Süleyman Soylu'nun açıklamalarını takip ediyoruz ki AFAD kampanyasında toplanan para 260 milyon. Şimdi 260 milyon para toplanmış, 73 milyon para yollanmış. Biri İçişleri Bakanı açıklıyor, birini de Cumhurbaşkanı açıklıyor. Şimdi bu aradaki farkın takipçisi olacağız. Hangi tecrübeyle? Şu tecrübeyle 15 şehit, 15 Temmuz şehit aileleri ve gazileri için para toplandı. Para to yollayanlar şehitler ve gaziler için yolladı ama para yıllarca durdu. Bütün takibimize rağmen bir vakfa bir kısmı kondu ama ailelere para dağıtılmadı. Parayı yollayan devlete yollayacak olsa herhangi bir sabah kalkar vergi dairesine gider. Bu parayı devletime veriyorum. Hazineye irat kaydedin der. Bu parayı yollayan Bartın'da, Sinop'ta, Kastamonu'da gözünün önünde yaşanan o çaresiz insanlara katkı için yolluyor. Onlara yolluyor. Ama sen 260'ı topla 73'ü yolla bu olmaz. 15 Temmuz'da yaptığınızı yaptırmayız. Ya da Dolma Bahçe'de polis memurları ve bazı sivil vatandaşlarımızın hayatını kaybettiği o terör saldırısında toplanan paraların akibetinin meçhul olduğu gibi. O yüzden bu rakamlarında takipçisiyiz. Bilsinler, bilsinler ki bir şey yapamasınlar. Bilsinler ki bu paraların son kuruşu afet bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırılana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin takibindedir. Cumhurbaşkanlığı kabinesi artık ve Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi artık afetleri önleyebilen bir pozisyonda değil, enkaz kaldırmayla övünen bir pozisyondadır. Ülkeyi 20 yıldır yönetseler vallahi haklılar. 20 aydır yönetseler daha yakın. 2 yıldır yönetseler tamam daha zaman verelim. 20 yıldır yönetiyorsunuz kardeşim. 20 yıl belediyeler açısından daha eski. Ve 20 yıldır ülkeyi yönetenler artık afetlerde enkaz kaldırmayla övünmeyecekler. Bıktık. Vatandaş bıktı. Bu açıklamalardan sıtkı sıyrıldı. Fuat Oktay hafta sonu dolaştı okuduk açıklamalarını dolaştı vatandaş açıklamalarını dinledi. Her cümlesinde enkazın ne kadar hızlı kaldırıldığından ve bu konuda ne kadar organize olduğumuzdan bahsediliyor. Her enkazdan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin sorumlu olduğu gerçeğinin altını çizelim. Artık bir enkaz varsa 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin sorumluluğundadır kaldırmakla övünmesinler. Yeni enkazların olmamasından övünmeleri gerekiyor. Çoktan bununla ilgili tedbirleri almaları gerekiyordu. Ve öyle kötü bir parti haline geldi ki, öyle kötücül bir akıl yönetiyor AK Parti ve öyle kötücül bir akıl hakim ki dillerine her fırsatta yangın oluyor, ev yapacağız merak etmeyin arkadan çıkıyor şu kadar parayı da vatandaşta alacağız. Sel oluyor, Merak etmeyin yaralar salacak. Arkadan çıkıyor şu kadar parayı da vatandaştan alacak. Sosyal devletin anayasada tarif edilen sosyal devletin bir tüccar devletle el değiştirdiği, tüccar devletle yer değiştirdiği ve kötücül bir aklın o yandaş müteahhitler için her afeti de bir fırsat olarak gördüğü bir süreci yaşıyoruz ve üzülerek takip ediyoruz. İlk geldiklerinde demişlerdi ama bu kadar kimse ciddiye almamıştı. Biz devleti şirket yönetecek, yönetir gibi yöneteceğiz demişlerdi. Söz veriyoruz. Biz bu şirket yönetimi anlayışından kurturup şirket yönetiminden yeniden devlet yönetimine ve tüccar devletten sosyal devlete bu devleti geri döndüreceğiz. Bu konuda bütün vatandaşlarımıza söz veriyoruz. Değerli basın mensupları bir diğer gündemimiz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki yeni rektör ataması ve bitmeyen tartışmalar. Boğaziçi Üniversitesi 2021 yılının ilk 6 ayını hatta ilk 8 ayını Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanının özerk üniversite kavramına inanmayan antidemokratik tutumu ve tercihi ve inadıyla kaybetti. Melih Bulu Ocak ayında atandı. 6 ay sonra görevinden alındı. O sırada akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve daha sonra Boğaziçi'yi aşan bir tepki yükseldi. Ve Türkiye'nin bu göz bebeği üniversitesinin verdiği mücadelenin gördüğü kamusal, toplumsal destek Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda bir geri adım attırdı. Bunu bir umut olarak değerlendirilenler oldu. Tabii yakın tanıyorduk. Ne yapacağını biliyorduk. Uyarılarımızı yaptık ama bu konuda çok iyimser olmadığımızı da söyledik. Ve bu görevden Melih Bulu alındıktan sonra yeni rektör ataması sürecinde öğrenciler harekete geçtiler. Ve dediler ki biz akademisyenler ve mezunlar ve hatta üniversite emekçileri yeni rektör seçiminde etken olmak istiyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi. Bunu elinin tersiyle itti saray rejimi. Üniversitenin akademisyenleri başvuru yapan 19 akademisyeni Boğaziçi kriterlerine göre değerlendirdiler, puanladılar ve ikisi puansız görüşlerini yöke bildirdiler. Normalde Cem Say hocanın da yapmış olduğu açıklamadan okuyoruz, öğreniyoruz. Zaten bildiğimiz konu YÖK'ün kendi temayülü bu konudaki önerilen isimlerin mülakata çağrılıp birebir görüşmeler yapılmasıdır. En yüksek oyu olan Cem Saylan görüşmemişler, kimseyle de görüşmemişler. Herhalde hiç destek almayan, atanması uygun bulunmayan Mehmet Naci İnci ile yaptıkları özel görüşme dışında Kimseyle bir görüşmesi yok. Ne yökün ne de atamayı yapan makamın. Ve maalesef yine Boğaziçi'deki öğrencilerin ve akademisyenlerin hiçbir itirazı dikkate alınmadan arada rektör vekilliği döneminde Can Candan Hoca, Cemil Hoca ve Feyzi Erçin Hoca'nın akademisi akademiyle sözleşmelerini yenilemeyerek onları akademiden uzaklaştıran, yüzlerce öğrenciye disiplin soruşturması başlatan, polisi üniversiteye sokan, eylem yapacak öğrenciyi üniversitenin dışına salmayan ve çok sayıda akademisyenin üzerinde de disiplin soruşturmalarıyla baskı kurmaya çalışan Mehmet Naci İnci bu göreve atandı. Şimdi bizi yeniden Boğaziçi Üniversitesi'nde gerilimler, itirazlar, eylemler bekliyor. Bu konunun tek sorumlusu bir önceki rektör ataması ve ona karşı gösterilen tepkilerden ders almayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca bir rapor var. O rapor şöyle söylüyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı çok kıymetli ne kadar yer alıyor ne kadar duyurulabiliyor bilmediğimiz için bu televizyonların canlı yayın imkanından da yararlanarak birkaç cümlesini sadece okuyacağız vatandaşlarımızın bilgisine. Diyor ki Boğaziçi'li hocaların hazırladığı rapor. Akademik özgürlüğün teminatı üniversite özerkliğidir. Kurumsal özerkliği sayesinde akademik özgürlüğü teminat altına almış modern üniversite varlığı, yapısı ve işleviyle kamu yararı üretir. Ve bu ortamda yeşeren özgür ve eleştiren düşünce pratiği toplum için değerlidir. Üniversite özelliğinin dört bileşeni vardır diyor. Bunlardan biri örgütsel, diğeri mali, diğeri istihdama dönük ve sonuncusu akademik özelliktir. Mali özellik, örgütsel özellik, istihdama dönük özellik ve akademik özellik. Dünya genelinde bu dört birleşim bileşene değişen oranlarda sahip özel üniversiteler mevcuttur. Üniversitenin özellik seviyesi akademik performansı arasında doğrudan ilişki vardır. Daha özel üniversite daha başarılıdır. Bu açıklama çok kritik. Yani üniversite ne kadar özerkse başarı sıralamasında o kadar yüksek. Bu Türkiye için değil, dünyadaki bütün üniversiteler için bir gerçeklik. Şimdi geçtiğimiz ay rektör YÖK Başkanlığı görevini bırakan Sayın Yekta Saraç Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı ve geçtiğimiz hafta Sayın Saraç övünerek ama herhalde bu övünmesini bence kendi içinde bir kinaye ile yapıyordur. Bir konuya dikkat çekti. O övündü ama bir gerçeklik göründü sayesinde. O anlamda Sayın Saraca teşekkür etmek lazım. Çünkü saray sarayın danışmanları söylediğinde diğer medyada da duyuluyor. Biz de bir konuya dikkat çekelim. Diyor ki Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında İlk bin üniversite arasında Türkiye'den sekiz üniversite var diyor. Bunlar İstanbul, 9 Eylül, Hacettepe, Ankara, Ege, Gazi, İTÜ ve ODTÜ diyor. Ve bundan gurur duyuyoruz diyor bu sekiz üniversitemizle. Bahsettiği sıralama Şangay sıralaması. Hemen dönüp bakıyoruz. Sayın Yekta Hoca da biliyor. Kendisine de şöyle ifade edelim. Doğru. Binde sekiz. Övünülür mü bilinmez. Peki bir önceki sene binde kaçtık hocam? Binde on bir. Bir önceki sene ilk binde on bir üniversite, bu sene ilk binde sekiz üniversite. Bu şöyle okunur hocam, sekiz üniversiteyle gurur duyuyoruz değil. Ne yapıyorsak yanlış yapıyoruz ve son bir yılda ilk binde yer alan üç üniversitemiz kategori dışına çıktı, sıralama dışına çıktı derler. Hocam bu bir itiraf. Değerli vatandaşlarımız bu bir itiraf. Bu yaklaşımı burasından okuyup artık üniversite özelliğine müdahale etmeyin. Jök başkanıyken dinletemediyseniz şimdi baş danışman olarak daha yakından daha çok söyleyin. Ne diyor bütün dünya? Ne kadar özerk üniversite o kadar başarı. Bu şu demek. Recep Tayyip Erdoğan üniversitelerden elini çek. Çek ki o üniversiteler başarılı olsun. Sen kurcaladıkça, sen sana sadak, liyakata değil sana sadakate baktıkça, sen yandaşlaştırmaya çalıştıkça, sen ele geçirme, oraları ele geçirilecek birer muhalif kale gibi gördükçe üniversitelerin başarısı düşüyor. Hepimizin çocuklarına yazık. O üniversitelerde sadece senin deyiminle CHP zihniyetinin zillet ittifakının çocukları okumuyor. Bütün milletin çocukları okuyor. Lütfen bu tavrınızdan bir an önce vazgeçin. Çünkü bu yapılan Türkiye'ye haksızlıktır, gençlerimize de yazıktır. Gelelim Ömer Çelik'e. Sayın Çelik dün basın toplantısı yaptı ve basın toplantısında şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak, bu yükü kaldıracak bir kapasitesi yoktur. Türkiye bu kadar yükü bütün uluslararası toplum adına bu insanlar ölmesin diye yerine getirmiştir. Bu devletler adına konuşanlar, bu siyasetçiler bilsinler, Türkiye bir koplama kampı değildir, Türkiye bir göçmen kampı değildir. Şimdi Türkiye bir toplama kampı değildir ifadesinde kendisine hak veriyoruz. İki yönden bir uyan da balığa gidelim derler. Keşke bu sözleri Türkiye'ye 5 milyon geçici sığınmacı, düzensiz göçmen gelmeden önce resmi rakamlara göre 4.6 milyon Suriyeli, 300 bin Afgan sizin rakamlarınızla gelmeden önce bu kararlılıkta olaydınız. Keşke biz hep söyledik. Bunun bütün dünyanın sorunu olduğunu doğru müzakere edeydiniz ve onun üzerinden devam edeydiniz. Ama bir gerçek var. Ömer Çelik hani günde iki değil ama ayda bir kere doğru söylüyor. Türkiye bir göçmen kampı değildir diyor doğru. Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle 180 bin kayıtlı, 120 bin kayıtsız, 300 bin Afgan geldi diyor. 4.6 milyonda Suriyeli resmi rakamlara göre 5 milyon tane düzensiz göçmen, geçici sığınmacı. Hesabı eğer 500'lük göçmen kamplarından yaparsanız Türkiye bir göçmen kampı değildir. Türkiye 100 bin göçmen kampı da değildir. Türkiye tam 10 bin göçmen kampıdır. 10 bin tane 500 kişilik ya da 5000 bin tane 1000 bin kişilik göçmen barındırıyor bu ülke. 81 vilayet var. Hesabı vatandaşlarımız yapsın. 500 kişilik 1000 neredeyse her ilde 10 15 ilin büyüklüğüne göre küçük illerde 5 büyük illerde 20 30 50 göçmen kampı var. Farkında değiliz. Vatandaş farkında da Ömer Çelik yeni farkına varmış. Biz bir göçmen kampı değiliz diyor. Biz binlerce göçmen kampıyız sayenizde. Ve abi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın mültecilere baktığında bir gözünde para dönüyordu bir ara. Merkel'le sıkışıyordu. Ver altıyı olmaz üç. Üçü de alamadım diye ağlıyor. Altıyı alsan ne olacak? Altı milyar dolara Türkiye'nin sırtına alınacak yük müydü bu? Bir diğer gözünde de potansiyel seçmen dönüyor kaybetmekte olduğu bir seçimi yitirdiği gücü görüyor ve bir gözünde de potansiyel seçmen dönüyor. Bunu da başta AK Partili, MHP'li bütün vatandaşlarımız da görüyor. Ve bu yüzden böyle bir itiraz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu konumu belli. Biz göçmenlere karşı değiliz. Göçmen yaratan politikalara ve politikacılara karşıyız. O politikaların düzeltilmesini ve bu politikacıların bu yanlışlarından vazgeçmesini istiyoruz. Sen Suriye'deki Esatla tatile gidip el ele tutuşup gezdiğin Esatla toprak bütünlüğüne müdahale ederek, iç işlerine müdahale ederek, onun içindeki devlet dışı unsurları güçlendirip, getirip, eğitip, donatıp savaşmaya yollayarak bu göçmen akımını başlatan sen değil misin? Afganistan meselesinde Doğrudan sınırımız yok. İran İran sınırındaki sorunu hepimiz biliyoruz. Ona şimdi sınır komutanlarına volkitolkiden mesaj veriyor. Size güveniyoruz. E biz zaten onlara güveniyoruz da sana güven olmuyor. Bu Afgan meselesinde ülkeyi bu hale getiren senin Taliban aşkın değil mi? Aramızda bir fark yok. Kolay anlaşırız diyen sen değil misin? Afganistan'ın Kabil'in modern yüzünü özendireceğine, orada demokrasiyi teşvik edeceğine, herkesin temsil edildiği bir barış hükümeti özleyeceğine. Taliban ilerledikçe alkış tutan, senin yandaşların, taraftarların, yazarların, siyasetçilerin, yöneticilerin değil mi? Güle oynaya Taliban'a yol açanlar bugün Türkiye'deki bu Afgan mülteci sorununa yol açanlardır. Ve Dün Ömer Çelik günündeydi. İtiraf.com İyi ki Ömer Çelik var. Aynı cümleden devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'ye sormadan yapılan bir takım açıklamaların bizim gözümüzde hiçbir değeri yoktur. Hepsi yok hükmündedir. Türkiye egemen bir devlet olarak kararını kendisi verir. Yani Ömer Çelik bazı siyasetçilere bu tartışmada söylediği siyasetçi yani Ömer Çelik'in bize sormadan nasıl açıklama yaparsın dediği kişi İngiliz Savunma Bakanı. Bilmeyen var mı? Ve daha önce de Biden'ın adına Amerikan kamuoyuna açıklama yapanlar Tayyip Erdoğan'la Brüksel'deki görüşmeden sonra. Şimdi Fahrettin Altun ve AKP medyası bir suçüstü durumundan sonra kendileri yalan atıp çarpıtıp başkalarını yalancılıkla suçladılar eğer bir İngiliz siyasetçinin İngiliz savunma bakanının bir açıklaması yoksa Türkiye'ye sormadan Türkiye'yi rahatsız eden Ömerçelik bunu niye söylüyor Türkiye'ye sormadan yapılan bir takım açıklamaların bizim gözümüzde değeri yoktur varsa niye yalancı diyorsun ve bir yalan nasıl ifşa olur şimdi hep beraber görelim İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Mail on Sunday gazetesine İngiltere'de yayınlanan saygın bir gazeteye zaten bir bakan saygın olmayan bir gazeteye makale yazmaz. Pazar günü yazdığı makalesinde şunu söylüyor. İngilizce kısmını atlıyorum. Bu ülkeye getirmek zorunda olduğumuz Afganlar için bölgede Afganistan dışında bir dizi merkez kuracağız. Bu makalenin yayınlandığı Mail on Sunday gazetesinde aynı gün Gülen Owen ve Ian Gallinger imzasıyla yayınlanan bir diğer makalede, bir analiz haberde. Aynen şöyle söylüyor. İngiltere Savunma Bakanı, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde merkez kurma hazırlığı yapıldığını bildiriyor. İngiltere Savunma Bakanı böyle bir hazırlık yapıyor. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Türkiye'ye uyarlayalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar hürriyet olabilir. Yeni şafak olabilir. Milliyet olabilir. Bir gazeteye saygın bir gazeteye yeni şafak da sevinecek cümle içinde saygın dedik diye. Saygın bir gazeteye bir mülakat veriyor. Ve bu mülakatının yayınlandığı gün o gazetenin iki yazarı. Mesela Hürriyet Gazetesi diyelim. Hulusi Akar'ın mülakatını yayınlamış. Aynı gün Ahmet Hakan'la Abdülkadir Selvi de analiz haber diyor. Bakanın makalesi var diyor. Ve bakanlık kaynaklarından öğrendiklerine göre bu ülkeler Pakistan ve Türkiye'ymiş. Bakan da sesini çıkarmıyor. Arkadaşlar hepiniz gazetecisiniz. Burada yalanlanmayan bu haber bakanın makalesinde bölgedeki ülkeler deyip Aynı gün analiz haberde de bu ülkeler bu diyorsa ve bakan bunu yalanlamıyorsa ve halen yalanlamıyorsa burada gün gün yüzü gibi ortada değil mi mevzu? Ortada. Aynı gün nü takip eden The Guardian'da da Milli Savunma Bakanlığı bürokratlarına dayandırarak aynı haberi veriyorlar. Bunu da yalanlamıyor İngiltere Savunma Bakanı. Ve bu haberlerden şimdi bugün Dışişleri Bakanı'nda söylediği Fahrettin Altun'un da yalana boğmaya çalıştığı konu. Bu haberlerden bir haber yapmış BBC. Orada demiş ki Savunma Bakanı Türkiye ve Pakistan'a bürolar kurulacağını söyledi. Bugün Çavuşoğlu diyor ki BBC özür diledi. BBC doğrudan bakan söyledi dediği haberini geri çekti. Ama Bakanın mülakatı ve Sandaki Mail on Sunday'deki makale ve yorum haber duruyor. Kimse de yalanlamıyor arkadaşlar. Sadece BBC bunu bakanın ağzından çıkmış gibi tırnak içinde söyledi diye düzeltti. Bunu bakan söylemedi. Haberi yorumlayanlar yorumladı diyor. Ama ne bakan yalanlıyor? ne de aynı gazete ve aynı gazetenin yazarları olduğu için o bütünsellik bozulmuş değil. Allah için şimdi Çavuşoğlu sen özür dilemeye davet edeceksen BBC'nin editörünü davet et. O İngiltere'de baksın hesabına. Biz ne gördüğümüzü ne okuduğumuzu görüyoruz. Ve şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere. Türkiye'ye 300 bin Afgan geldi mi? Cumhurbaşkanına göre 300 bin minimum. Bazı kaynaklara göre bir milyona yakın. Geldi mi? Bu Afganlar niye geldi? Arkadaş, eğri oturup doğru konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden görüşmesinden sonra Amerikalılar Afganlara 39 bin kişi ve ailesi için diyerek ama hangi 39 bin belli değil. Türkiye'den başvuru yapın 12 ila 14 ayda sizi alacağız dedikleri için bu kadar Afgan Türkiye'ye hücum ediyor. Bakın İran üzerinden Türkiye'ye mesela Irak'a gitmiyorlar, Gürcistan'a gitmeye çalışmıyorlar, Ermenistan'a gitmeye çalışmıyorlar, Türkiye'ye geliyorlar. Umut kapısı Türkiye. İngiltere Savunma Bakanı'nın bu söylediği ve bizim bugün nihayet ya bize sormadan niye söylüyorsunuz diye Ömer Çelik'in Nihayet itiraz ettiği iş geleceğe dair bir iş değil. Bugünkü fiiliyatı açıklayan bir iş. Anlatabiliyor muyuz? Bunlar Türkiye'ye de gidin oradan başvurun dediler diye bu Afganlar Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelmeye çalışıyor. Ve siz İran sınırını vaktiyle kapamadınız diye şimdi sınır komutanlarına gaz veriyor. Zamanında kevgir gibiydi ve paldır küldür geldiler diye ve hala geliyorlar diye. Türkiye, Amerika vizesi için umut kapısı diye bakın. Ya böyle bir ümit için kalkıp buraya mı gelir? Uçağın lastiğine tutunmuş adam ya. Öyle bir halde ki uçağın lastiğine tutunmuş Türkiye'ye mi gelmeyecek? İşte geldiler 300 bin kişiler. Buradaki mesele bırak Çavuşoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu özür dilesin demiş ya. Eğer bu işten Türkiye bu haliyle kurtulabilirse Çavuşoğlu gelsin Kemal Kılıçdaroğlu'na ağız dolusu teşekkür etsin. O meseleyi görünür kılmasa gıkınız çıkmıyor be kardeşim. Doğruyu söyleyelim. Kılıçdaroğlu görünür kılıyor. Toplum tepki gösteriyor. Birazcık mırın kırın susuyorsunuz. Tepkiler büyüyünce bir laf söylüyorsunuz bu kadarcık. Çünkü hiçbiriniz o tek adamın teke tek etek yaptığı monşerleri istemem deyip dış işlerinden evrak tutacak, kripto yazacak görevlileri almadığı toplantılarda kendini kurtarmak için ne taviz verdiğini bilmiyorsunuz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Biden'a ne tavizler veriliyor? İngiltere'ye ne tavizler veriliyor? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. O yüzden de Dışişleri bugün kükreyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu muhatabına değil Kılıçdaroğlu'na kükrüyor. Bir kez daha söyleyelim. İngiltere'de geri çekilen haber BBC'nin ikinci elden yaptığı haberdir. Bakanın mülakatı, bakanın yazdığı köy, yazı ve bunun hakkındaki analiz haber ve bunun yalanlanmamış olması hala ortada durmaktadır. Şimdi gelelim. Ömer Çelik yine kısaca çünkü bir tahrifata yaptığı bir tahrifata daha yanıt vermek gerekiyor. Tabi bu tahrifat alanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her sıkıştığında her bir sözcüsünün bir başka kendince senaryo ile ele aldığı Boraltan Köprüsü. Ne mutlu bize. Birincisi şu. Boraltan Köprüsü'nü CHP yapmış. Yani tek parti iktidarında olmuş. Cumhuriyeti kuran CHP desen ya yapma hep birlikte kurduk o zaman tek parti vardı. Bütün hepimizin dedesi CHP'liydi. Efendim 10 yılda yapılan o bütün iyi işleri CHP yaptı. Ya tek parti vardı hepimizin dedesi CHP'liydi. Hangi İyi işi söylesen cumhuriyete dair kurulan fabrikalar, yapılan işler, yedi cihana tapu senedimizin kabul ettirilmesi, Hatay'ın geri alınması anlat anlat bitmez. Başta Kurtuluş Savaşı onları CHP'ye bırakmazlar. Partimizin kurucusu, cumhuriyetin kurucusu CHP deyince başka parti mi vardı derler. Boraltan Köprüsü'nde yaşananları CHP yapmış. Bir kez bu iki yüzlülüğü bırakın. Boraltan'ı CHP yaptıysa Cumhuriyeti de CHP kurdu. 1950'ye kadar yapılan her iyi şeyi de CHP yaptı. Bunu söyleyecekseniz bunu da söyleyin. İki, ya bu Boraltan'ı iki kişi aynı anlatsa ben de inanacağım. Şimdi 1945-46 146 tane Azeri aydın Stalin'in zulmünden kaçmış Türkiye'ye gelmiş Stalin Azerbaycanlı bu 146 aydını istemiş CHP trene öldürmüş vermiş Stalin de onları öldürmüş. Bu acı yaşandı. Bu acı tarihimizde yüreklerimizi yakan bir olay. Ama doğrusu şu. İkinci Dünya Savaşı'nın zorlu şartları. Türkiye savaşa girerse yok olacak. Bugün bütün dünya bunu söylüyor. Türkiye II. Dünya Savaşı'na girseydi mahvolurdu. Almanya ile Rusya arasında inanılmaz bir savaş ve bütün dünyanın dahil olduğu Mehmetçik yesin diye bütün millet Boğazından kesmiş savaş stoğu tutuyoruz. Savaş bitiyor nefes nefese. Almanya kaybetmiş. Taktik olarak Almanya'nın yanında Türkiye savaşa Almanya'nın karşısında Türkiye savaşa giriyor. Bununla ilgili bir anlaşma yapılacak ki Türkiye kazanan devletler ve kaybetmeyenler arasında olup zarar görmeyelim. O sırada Rusya'nın şartı şu. Madem müttefikiz birbirimizdeki asker kaçaklarını birbirimize vereceğiz. Anlaşma bu. Ve İkinci Dünya Savaşı'nı Türkiye'yi burnu kanamadan çıkarmak için anlaşmaya imza atılır. Türkiye'de Sovyetlerin asker kaçağı olarak 237 kişi vardır. Türkiye'nin de orada vardır. Onlarınki Türkiye'ye iade edilir. Türkiye'den de bu 237'nin ilk kısımda 146'sı yollanır. Sovyetler yapılan anlaşmaya rağmen bu 146 kişi infaz ederler. Geriye kalan 237'den geriye kalanı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti canlarına kıyıldığı için vermez. Buradaki mesele efendim aydınlar kaçmıştı da Türkiye topladı verdi değil. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda atılan kritik anlaşmada asker kaçaklarının karşılıklı iadesinde Rusya'nın aldığı asker kaçaklığı olarak kendisinin tanımladığı kişileri öldürmesinden ibarettir. Stalin'in bunları öldürmesine ibarettir. Üstüne de bir kişi daha verilmemiştir. Ama bu olay Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemde yaşadığı üzüldüğü, içinde yarı olan, hepimizi üzen bir olaydır. Bunu CHP yapmış diyor adam ya. Tek parti iktidarındayız diye. Eğer öyleyse çok iyi. Boraltan Köprüsü'ndeki bu yaşanan acı olay CHP döneminde oldu. CHP yapmış. Kurtuluş Savaşı'nı da CHP yapmış. Cumhuriyeti de CHP kurmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kazanımlarını da CHP yapmış. Atatürk de Cumhuriyet Halk Partisi'nden başkasının lideri değil. Olur mu öyle şey? Vatandaşlarımıza bu Ömer bu şeytanlığını şikayet ediyoruz. Bu küstahlığını şikayet ediyoruz. Ama gurur duyuyoruz. Ömerçelik Çelik CHP'ye laf edecek. Tarihe bakıyor. 1946'daki Boraltan Köprüsü'nden başka bir şey yok. Ne temiz tarihimiz varmış Allah'a şükür. Ne temiz. Ruslar pek canımız yok Allah'a şükür. Süleyman Soylu'muz yok Allah'a şükür. Allah'a şükür dört bakanımız yok. Yolsuzlukla mücadele için kanun çıkaracağım deyince kapının önüne konulan başbakanımız yok. Partimizin bütün kurucuları rüşvetten bilmem ne irtikaptan şikayet edip de başka partilere geçmiş dışarıdan eleştiriyor değil. Ne kadar müthiş ne kadar temiz bir partiymişiz ki Ömerçelik bura bura Boraltan köprüsünü bulmuş. Tebrik ediyoruz. İyi ki var. Yani şu rejim bir değilsin. Tekrar biz bir cumhuriyeti kurtaralım. Demokrasiyi kuralım. Şu saray rejimi bitsin. O günlerde bu Ömerçeli'ye bu bu sürece katkısı için bir şilt vermek isterim. Çağırınca da gelir bunlar. Vereceğiz o şilti Ömerçelik. Allah senden razı olsun. Gelelim memur zammına. Dün Çalışma Bakanlığı ile Memur Sen arasında toplu sözleşme görüşmeleri nihayete erdi. 2022'nin ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı, ikinci 6 ay için yüzde 7. 2023'ün ilk 6 ay yüzde 8, ikinci 6 ayını söylemiyorum. Gerek yok. Seçim gününde bile yapılsa ona biz karar vereceğiz. Bunlar kim oluyor? Seçim gününde bile yapılsa 2023'ün ikinci 6 ayında biz bu zamma memurumuzu mahkum etmeyiz. Oturacağız yeniden konuşacağız. Söz veriyoruz. Bunlar kim oluyor 2023'ün ikinci alt ayına karar veriyorlar. O zaman da karşımızda memur sen olursa sen eylemlerden eylem beğen. Bugün gıkını çıkarmıyor. Bir de çıkmış şimdi birazdan izah, et, izah edeceğim şeyleri söylüyor. Birincisi seyyanen zam talebi vardır rafa kalktı. Yani her memura sabit bir ödeme. Ne, ne, oluyor o sayede? Küçük memur sabit ödemeyle yüzdesel olarak daha çok bir şey almış oluyor ve aradaki fark kapanıyor. Seyyan mı unuttular. Refah payı artışı istiyorlardı, rafa kaldırdılar. 3600 ek göstergeyi başka bir bahara bıraktılar. Komisyon kuracaklarmış. Ve bu üç talepten vazgeçtiler. Memur sen masaya nasıl oturmuştu? 600 TL seyyanen zam. 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17 ve iki yılda da yüzde altışar refah payı artışı, ayrıca 3600 ek gösterge. Yapılan anlaşmayla talepler arasında ağrı dağıyla Grasörtepe kadar fark var. Çok net ve açık bir şey söyleyelim. Memur sen, sayın başkanının hesabı çok kötü bir hesap. Diyor ki bakıldığında yüzde yirmi e varan zam aldık. Arkadaş adamın verdiği beşten yedi. Arada senin dediğin ne? Enflasyonu yedi hesaplamışlar on dokuz çıkmış. Aradaki on ikiyi aldığa sayma. Verdik verdik de iki yıl geriden telafiye gidecek diye bak. Enflasyonu yedi hesaplıyorlar. On dokuz çıkıyor. Aradaki yüzde on iki kar sayma mahvoldu bugüne kadar zaten memurlar öngörüsüzlükler yüzünden bir de bir gerçek var. Bu enflasyonu kim hesaplıyor kardeşim? TÜİK hesaplıyor. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu hesaplıyor. Bir sor bakalım sen memura. Enflasyon defalarca revize ettiler. Her revize yanlış yaptık demektir bir öncekini. Enflasyon geçen sene 7 miydi, 11 miydi, 13 müydü ve şimdi dedikleri gibi 19 muydu? Bugün enflasyonu sorun memurlara kapalı zarf usulü yüzde 45'ten aşağı çıkarsa ben daha bir daha basın toplantısı yapmayacağım. Enflasyon fiilen yüzde 50, TÜİK uydurmuş yüzde 19, iki yılda geriye dönük Aldığınız beşe yediye para diyorsunuz. Bunu yapmayın. İstedik ama olmadı deyin. Daha iyisine layiz deyin. Ama iyi bir şey aldık diye söylemeyin. 3600 ek gösterge komisyon. Memurla dalga geçiyorlar. Ona kurulacak komisyonu göstereyim mi? Ha bak bu oda. Bak burada. Buraya gelecekler. Buraya. Plan bütçe komisyonuna. Komisyonu komisyon. Siz de davet edeceksiniz memur sen, kamu sen, eğitim sen. Hepiniz geleceksiniz buraya. Oturulacak KESK. Oturulacak. O komisyonda konuşulacak. Bu salonda da karara bağlanacak. Sen memuru niye komisyona havale ediyorsun? O komisyon bu komisyon. Plan bütçe komisyon. 3600 ek göstergeyi vereceğiz diyorlar mı? Diyorlar. Burada verecekler. Ne diyor bir de lafa bak. Bu sözleşme dönemi içinde bağıtlanacak. Bak bu yılda demiyorlar. Bakanın lafına bak. Bu sözleşme dönemi. Kaç yıl? İki yıl. Ha burada bir doğru var. Bakan yalandan korkuyor olabilir. Bir buçuk yılı hani bunlar seçimi gününde yaparlarsa bunların dönem ya. Son altı ayda CHP gelince sözecek demek istiyorlar. Bu sözleşme dönemi içinde bu iş çözülecek demek biz iki yıl içinde çözmeyeceğiz demek. E, i̇ki yıl sonra bir buçuk yıl sonra biz çözeceğiz zaten. Bütün partilerin sözü var. O yüzden bu 3600'ün komisyona gitme işini böyle netleştirelim. Bir de önemli bir laf ebeliği daha. O da şu. Biz diyor seyyan enzan talebini başka bir şekle dönüştürdük. Bunu diyor sözleşme ikramiyesi yaptık. İki boyutu vardır. Birincisi sendikalı olmayan memurlar bu parayı alamıyor. Niye alamaz? Sendikalı olana verilen sözleşme ikramiyesi. E memurlar geçmişte amirlerinin zoruyla aktif sene üye olmuş. Fethullah'ın sendikası. Hepsi ihraç oldu. Kolay mı memurun kolay kolay şimdi sendikalı olması? Hakkını savunacak sol sendikaya geçse tepesine bineceksin. E senin sendikaya geçse altından hangi tarikat çıkacağı belli değil. Sendikalı olmuyor korkusundan memur almıyor. İki, polis, jandarma, asker, istihbarat gibi sendikalı olabilme hakkı tanınmayan memur da almayacak. Bunu da bilelim. Üç, seyyanla zamın özelliği Maaşa eklenir, bundan sonraki her toplu sözleşmede zam görür. Seyyan zamlar, zamsızlar sözleşmede zam alır, ikramiye ise gelecek sözleşmede havasını alır arkadaşlar. İkramiyeyi bugün verirler ama maaş düşük kalır. Maaşı 4500 lira. 400 lira ikramiye verdim. 4900 lira olmuyor maaş. Yine maaş 4500. Gelecek sene pazarlık 4500'den. Seyyan enzam istersin seneye git derdini Marco Paşa anlat derler. Ya da gelin şuna zam yapın. Senin maaşına yaparım zam der. İkramiye zammam olmaz. O yüzden bu bir açıklamanın içinde defalarca memura yalan attılar. Bunları tek tek ifade et